Selamlar, yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda oyun yapma serimize devam edeceğiz. Geçen videoda hatırlarsanız karakterimizi yukarı, öne, arkaya, sağa, sola hareket ettirmeyi göstermiştim sizlere. Ancak karakterimizi hala döndüremiyorduk. Bunun için ikinci bir joystick ekleyeceğiz oyuna. Bu bizim hem ateş etmeye veyahut herhangi bir aksiyon gerçekleştirmemiz için kullanacağımız joystick olacak. Hem de karakterimizi döndürmemiz için kullanacağımız joystick olacak. İlk yapmamız gereken şey bu joystick'i kopyalayacağız. İkinci joystick'i buraya diğer tarafa yapıştıracağız. Ardından bu joystick kodumuza tanıtmamız gerekiyor. Bu joystick kodumuza tanıtmamız için buraya geliyoruz. Joystick kodumuzu açıyoruz. Ardından buraya ikinci joystick'imizi tanımlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu joystick'i kullanarak karakterimizi döndürmemiz gerek. Ancak karakterimizi döndürmeden önce şöyle bir şey yapalım. Karakterimiz dönecek ama karakterimizin döndüğünü rotasyonla bakmadan anlayamayacağız. O yüzden buraya sahnemize gelelim. Kapsülümüzü seçelim buradan. Ardından kapsülümüzün içerisine bir tane küp oluşturalım 3D Object'ten. Bunun boyutlarını ayarlayarak bunu bir gözlüğe çevirelim. Şu şekilde bir gözlüğe çevirelim bunu ki karakterimizin döndüğünü de rahat bir şekilde almayalım. Şimdi gelelim karakterimizin scriptine. Buraya geldiğimizde yapmamız gereken tek şey şu. Nullmesh Agent diyeceğiz. Buraya transform nokta Euler angles diyeceğiz. Euler angles dediğimiz zaman karakterimizin rotasyonunu değiştirebiliriz bu şekilde. Rotation diyerek de bunu yapabiliriz. Ancak o zaman quaternion belirlememiz gerekiyor. Ama bize quaternion gerekmiyor. Yani en azından o şu anda bizim işimizi görmeyecek. O yüzden Euler angles diyeceğiz. Eşittir. New Vector 3 diyorum burada. İlk önce bunların üstünde de 0 olarak belirleyeceğim. Şimdi bizim burada değiştirmemiz gereken kısım şu. Peki neden bunu değiştiriyoruz? Kodumuza yani Unity'ye bir gelelim. Onu size detaylı olarak bir anlatayım. Şimdi karakterimizi seçtik. Karakterimizi X'de veya Z'de değil de Y ekseninde döndürmemiz gerekiyor. Sağa sola dönebilmesi için. Bunun için buradaki Y eksenini değiştireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani en azından joystick kullanarak bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmamız için Mathf.atan etanjant diye bir fonksiyon var Unity içerisinde. Mef atan 2 olarak geçiyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Yazalım kodumuzu mef atan ki yazıyorum. Bu bizden x ve y olarak iki tane float değer istiyor ve kendisi de bize bir tane float değer döndürüyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Bunun çalışma prensibini şu an size ekranda da görsel olarak anlatacağım. Şöyle x ve y değerleri yani joystick'in x ve y değerleri bize bir düzlem üzerinde bakacak olursak sağdan sola eksi birden bire yukarıdan aşağı yine eksi birden bire daha doğrusu birden eksi bire doğru bir değer verebiliyor. Bunların arasında kalan değerler var. Örnek vereyim 1 ile 0 yani eksi 1 ile 1'in arasında kalan değerler bu şekilde değerler var ve bunları eksene çeviriyor nef Atanjan 2 ancak size direkt olarak bir 0'dan 360'a yani 0'dan eksi 90'a veyahut 0'dan 90'a bir değer vermiyor bunu nasıl yapacağınızı da bunun devamında anlatacağım şimdi controller manager diyeceğiz buradan aim joystick nokta horizontal diyorum ardından yine controller manager aim joystick nokta vertical diyorum Ardından dediğim gibi bu bize 0 ve 90 arasında bir değer vermiyor veya 0 ve eksi 90 arasında bir değer vermiyor. Bu değeri bunu dönüştürebilmemiz için bunu çarpmamız gerekiyor. Neye çarpacağız? Math nokta Rad 2 deck diye bir stabil değerimiz var bizim. Konstant bir değer kendisi. Değiştiremeyiz. Buna müdahale edemeyiz. Direkt olarak bunu kullanıyoruz. Bunun bir karşılığı var. Onu Unity'nin dokümanlarında direkt olarak görebilirsiniz. Hangi değere karşılık geldiğini. Burada Visual Studio gösteriyordu ama Rider burada bize onu göstermiyor. Bunu yaptıktan sonra kaydedelim ve Unity'ye gelelim. Şimdi oyunu başlatıp bunu test edebiliriz. Bu taraftaki joystick'i kullanmamız gereken ancak çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü bunu oyun içinde belirtmedik. Ve gördüğünüz gibi null reference exception hatası almaya başladık bile. Bir de controller manager'ımız da bozulmuş. Onu da yeniden tanımlayalım. Buradan controller manager'ı tanımlıyoruz. Ardından controller manager'ımızın içerisine gelelim. Burada aim joystick'imizi tanımlayalım. İkinci joystick'imiz de bu. Bunu da tanımladıktan sonra karakterin hareket etmesi için bir hız vermemiz gerekiyor. Bunu 1 olarak tanımlayalım. Oyunu yeniden başlatalım ve denememizi yapalım. Gördüğünüz gibi karakterimiz, joystickimiz ne tarafa doğru bakarsa o tarafa doğru bakmaya başladı. Diğer joystickimizde de karakterimizi hareket ettirebiliyoruz. Çok yavaş hareket ediyor. Hızı 5'e çıkaralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hareket ediyor. Diğer joystickimizde de karakterimizi döndürebiliyoruz. Evet temel olarak bu videodan bu kadar. Ancak bu videoda size göstermem gereken bir şey daha var. URP kurulumunda bundan bahsetmeyi unutmuşum. URP kurulumunun son bir adımı var. Onun için buradan Edit'e gelelim. Project Settings'e girelim. Project Settings'e geldiğimizde buradan Player'a geliyoruz. Ardından bu Player tarafına geldiğimizde Other Settings diye bir kısım var burada. Other Settings'e geldiğimizde Color Space'i sizde Gamma olacak. Bunu Gamma'dan Linear'a çekmeniz gerekiyor URP ile çalışıyorsanız. Bu videodan benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Aklınızda sorular varsa onları bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Aynı şekilde bu videonun altındaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Yakın zamanda da bir Discord sunucusu atacağım. O Discord sunucusuna gelerek orada da benimle iletişime geçebilirsiniz. Başkaları sorular sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz. Yavaş yavaş geliştirmek istediğim bir Discord sunucusu kendisi. Açtığım zaman topluluk sekmesinde onun duyurusunu yapacağım, o Discord sunucusunun duyurusunu yapacağım. Bundan ayrı olarak da dediğim gibi her zaman bana Facebook üzerinden, ardından altta belirttiğim Instagram sayfam üzerinden ulaşabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bu videoda benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.